Evet arkadaşlar bugün fonksiyonlarla ilgili soru çözeceğiz. Diğer videoları izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için çok değerli. Şimdi başlıyoruz. Evet burada birinci sorumuzda iki tane fonksiyon verilmiş ve bizden istenen bir ifade var. Şimdi bakın bu tür fonksiyonlarda yani bileşke fonksiyonlarda neye bakıyoruz? Önce içine bakıyoruz. F2 istiyor bizden. F2 nasıl hesaplarız arkadaşlar? X yerine Burada 2 yazarak yani 2'nin karesinden ne buluyoruz? 4. Demek ki f2 neymiş? 4'müş. O zaman bize g4 lazım. g'ye gidiyoruz. x yerine 4 yazıyoruz. Karşı tarafta 2 çarpı 4 eksi 1. Bu da 8 eksi 1'den ne çıkmış oluyor? 7 çıkmış oluyor. Yani cevabımız D'dir. Evet. İkinci sorumuza geçiyorum arkadaşlar. A, B ve C sıfırdan farklı reel sayılardır ve böyle bir ifade bize verilmiş. F A x kare artı B x artı C 3 x artı 7'ye eşit olduğuna göre F A eksi B artı C ile F C'nin toplamı kaçtır demiş. Bakın şimdi burada F'i bulmaya çalışsak baya karışacak işler. Çünkü A, B, C'yi bilmiyoruz. Ama acaba şu ifadeyi direkt elde etmenin bir yolu var mıdır buradan? Önce şöyle bir şey deniyorum. X yerine 1 yazıyorum. X yerine 1 yazarsam buradan bana F A artı B artı C geliyor. Ama ben bunu istemiyorum. Bu işime yaramıyor. Bakın burada küçük bir manevra yaparak çünkü B'nin eksi olması lazım. Ne yapabiliriz arkadaşlar? X yerine eksi 1 yazabiliriz. Bakın. Bu da güzel bir taktik. X yerine eksi 1 yazarsak ne olur? Buradan F'in içinde bakın x'in eksi 1'in karesi 1 olduğu için A gelir. Daha sonra eksi b gelir. X yerine eksi 1 yazıyoruz. Yani b ile eksi 1'i çarpıyoruz. Dolayısıyla o eksi b oluyor. C zaten gariban sabit değişmiyor. Karşı tarafta da bakın unutmamamız lazım. X yerine yine eksi 1 yazmak. 3 çarpı eksi 1 artı 7 diyoruz. Şimdi buradan istenen ifadenin bir kısmı bakın bu f içinde a eksi b artı c geldi. Buradan hemen hesaplarsak eksi 3 artı 7'den 4'ü bulmuş oluruz. Bir de ne lazım bize? F, C lazım bakın. Peki acaba biz buradan C'yi nasıl elde edebiliriz arkadaşlar? Buradan acaba C'yi elde etmenin bir yolu var mı? Evet var. X'leri yok ederek yani X yerine 0 yazarsak biliyorsunuz zaten bu genel bir prensip. Sabit terimi buluruz veya Y eksenini kestiği noktayı buluruz. Bunu yaparsak o zaman X yerine 0 yazıyoruz arkadaşlar. Ve buradan bakın sol taraftan F, C geliyor. Sağ tarafta da x yerine 0 yazdığınızda 7 gelmiş oluyor. Şimdi bizden bu iki ifadenin toplamını istediği için 4 artı 7'den 11'i bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız 11'dir. Evet devam ediyorum 3. soruyla. Burada bakın şekilli bir soru var. Her x gerçel sayısı için y eşittir fx fonksiyonu mutlak değer fx eşittir eksi fx olarak verilmiş. Buna göre bu grafiklerden hangisi f fonksiyonuna ait olabilir? Evet. Şimdi bu ifadeyi iyi yorumlamamız lazım. Bu mutlak değerde ne zaman bir şeyin mutlak değeri onun eksilisine eşit olur? Evet biliyorsunuz pozitif olsaydı kendisine eşit olacaktı. Demek ki mutlak değer içerisindeki ifademiz nedir arkadaşlar? Sıfırdan küçük ya da eşit demektir. Evet eşitlik durumu da sağlandığı için pozitifte hem pozitifte hem negatifte onu da burada dahil ettik. Demek ki bizim arkadaşlar bakın fx değerlerimiz yani y değerlerimiz ne olmalı? Negatif ya da sıfır olmalı. Yani x ekseninin altında yer almalı. Şimdi buradaki şekillere baktığımızda bakın birincisinde böyle bir durum yok. x ekseninin altına da geçiyoruz. İkinci de böyle bir durum var görüyorsunuz. Üçüncüde de böyle bir durum var. Yani bu ikisi bizim şartlarımızı sağlıyor. Dolayısıyla 2 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız D olmuş oluyor. Evet dördüncü sorumuza geçiyorum. Dördüncü sorumuzda bir tane mutlak değer ifadesi var. Bir de kare köklü ifade var. Bu da aslında güzel bir şey. Çünkü birden fazla konuyu da burada ne yapmış oluyoruz? Gözden geçirmiş oluyoruz. Evet ama öncelikle bakmamız gereken şey ana temamız fonksiyonlar. Bu fonksiyonun tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet tanım aralığı ne demek? X'in alabileceği değerler. En geniş aralık. Evet şimdi karekök fonksiyonu hakkında ne biliyoruz arkadaşlar? Karekök fonksiyonlarının en geniş tanım aralığında ne olması lazım? İçerideki ifadenin negatif olmaması lazım. O zaman devam ediyoruz. 2 eksi mutlak değer x artı 3 ifadesinin sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu şimdi öbür tarafa atarsak mutlak değerimizi ve 2'yi bu tarafta bırakıp sonra da ters çevirirsek olayı şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Evet mutlak değerli eşitsizliklerde ne yapıyoruz? Küçüktür tipinde olduğu için bunu sağdan soldan sıkıştırma yapıyoruz. 2 ile ve eksi 2 ile. Daha sonra 3 çıkartıyoruz her yerden. Buradan bir eksi 5 geliyor. Buradan da bir eksi 1 geliyor. Ve gördüğünüz gibi x'in eksi 5 ile eksi 1 arasında olması gerekiyor arkadaşlar. Yani cevabımız E'dir. Evet devam ediyorum. Beşinci soruyla. Burada bir fonksiyon sorusu verilmiş. Evet soruları seçerken kolay zor şeklinde karışık seçmeye çalıştım. Ama dediğim gibi yorumlarınız çok önemli. Yani hocam daha zor soru çözsek, daha kolay çözsek, şu konulara değinsek, böyle olsa şöyle olsa şeklinde yorum bırakabilirsiniz. Şimdi bu soruda x sıfırdan büyük olmak üzere demiş ve bize bir ifade verilmiş. Şimdi bizden fx isteniyor. Sağ tarafa baktığımızda İkinci derece ifadeler görüyoruz. Sol tarafta ise x artı 1 bölü x görüyoruz. Şimdi biz acaba buradan x fx'i nasıl elde edeceğiz? Evet, sol tarafı şimdi bu, bu tip sorularda bakın şöyle bir yol izlenebiliyor genellikle. Parantez içerisindeki ifadeyi x'e eşitlemek mantıklı değil. Çünkü o zaman karşınızda 1 bölü x eşittir 0 gibi bir garip bir şey çıkıyor. Ama şöyle yapabilirsiniz. Genellikle bu işliyor. x artı 1 bölü x'e mesela y dersiniz. Ondan sonra da x'i y cinsinden bulabilirsek karşı tarafta da yazarız. Evet bu mümkün ama arkadaşlar bu çok acılı bir çözüm olur. Zor bir çözüm olur. Biz daha güzel böyle pratik güzel bir kural burada uygulamaya çalışalım. Ben şimdi ne demek istediğimi isterseniz burada biraz daha açayım. Evet sol tarafı aynen bıraktım arkadaşlar. Şimdi sağ tarafı sol tarafa benzeteceğim. Yani ben x artı 1 bölü x gibi bir şeyler çıksa iyi olur sağda. Onun için şunu yapıyorum arkadaşlar. Üstü ve altı x'e bölüyorum. Peki bunu niye yapıyorsun hocam diye soranlar tabii ki olabilir. Biraz sonra anlayacağız arkadaşlar neden yaptığımızı. Bakın buradan güzel bir şey çıkacak. Evet izlemeye devam edin. Şimdi bunu ayırırsak bakın x kareyi x'e bölersek ne gelir? Arkadaşlar buradan x kare artı 5x demiştik. Evet yanlışlıkla galiba ben burada silgiye basıyorum ve siliyorum. Evet. Şimdi buradan ne gelir arkadaşlar? x kare x'e bölersek x gelir. 5x'i x'e bölersek 5 gelir. 1'i x'e bölersek de 1 bölü x gelir. Bakın demedim ben size güzel şeyler gelecek diye. Aşağıda da aynı şeyi yaparsak x kare x'e böldüğümüzde x gelecek. Artı 1 bölü x gelecek arkadaşlar. Şimdi bakın bizden istenen nedir? fx'dir arkadaşlar. Şimdi bakın yukarıda da x artı 1 bölü x var. Aşağıda da x artı 1 bölü x var. Dolayısıyla artık şunu bir x gibi düşünebiliriz. Ama nasıl bir x düşünelim? Mesela böyle biraz daha süslü bir x yapalım isterseniz. Azıcık farklı görünsün. Dolayısıyla ben x artı 1 bölü x yerine ne yazıyorum? Süslü x yazıyorum arkadaşlar. Yukarıda da aynı işlemi yaparsam buradan süslü x artı 5 bölü süslü x gelmiş olacak. Yani cevabımız c olmuş olacak arkadaşlar. Evet. 6. soruya geçiyorum. Burada bir permütasyon fonksiyon verilmiş. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5 kümesi üzerinde tanımlanan. iki tane fonksiyonumuz var. Ve bir bileşke fonksiyon soruluyor. Bakın içeriden başlayacağız. 2'nin tersi lazım bize. F'e gidiyoruz. Normalde eğer f2 isteseydi 2 neye bağlanıyor? 1'e bağlanıyor diyecektik. Ve cevap 1 olacaktı. Ama 2'nin tersini istediği için aşağıdan 2'yi buluyoruz arkadaşlar. Bakın tersten gidiyoruz. Yukarı gidiyoruz. 2'nin tersi neymiş? 4'müş. E o zaman bize g4 lazım. G4 ne demek? G'ye gidiyoruz. 4'ü buluyoruz. Bu sefer düz gidiyoruz aşağıya doğru. Buradan da arkadaşlar 1 çıkıyor. Bakın gayet güzel bir soru ve kolay aslında. Nereden alındığına bakmayın. Kaynağı çok önemli değil. Önemli olan burada bir şeyi tekrar etmek ve G4'ün cevabı da 1 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, 6. sorumuzda tamamlamış olduk. Şimdi 7. sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Evet. 7. sorumuz bir şekil sorusu. Bakın sizin için karışık sorular seçtim. Ee, biraz böyle değişiklik olsun diye. Bir grafik verilmiş. fx fonksiyonunun grafiği. Burada bir de bize bir denklem verilmiş. Ve a'yı soruyor. Bakın şekilde de a var. Denklemde de a var. Şimdi bakıyoruz buraya. Denklemden neler bulabiliriz. X yerine istediğimiz bir sayı yazabiliriz. Her iki tarafta. Grafikte ne bulabiliriz arkadaşlar? Bakın F0'ı biliyoruz A olduğunu. İsterseniz bunu bir kenara not edelim. F0'ın A olduğunu biliyoruz. Bir de ne biliyoruz arkadaşlar? F-2A'nın da 0 olduğunu biliyoruz. Bakın bu iki bilgi çok değerli. Çünkü başka bir bilgi de yok elimizde yani. Peki bunu biz denkleme nasıl uyarlarız? Mesela x yerine 0 yazmak veya eksi 2a yazmak mantıklı olabilir. x yerine eksi 2a yazarsam buradan f eksi 2a gelir ama buradan f eksi 4a gelir ki biz hiçbir fikrimiz yok o konuda. O zaman şöyle yapalım. x yerine 0 yazalım arkadaşlar. x yerine 0 yazdığımızda her iki tarafta da bakın sol taraftan f 0 geliyor. Ondan sonra f eksi 2a geliyor. Sağ taraftan da çok güzel bütün x'ler gidiyor ve karşımıza 12 çıkıyor arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi burada? E biz f 0'ın a olduğunu biliyorduk. O zaman onu yerine yazalım. E f eksi 2a da 0'dı. a ile 0'ı toplarsak a çıkar. Demek ki A neymiş arkadaşlar? 12'ymiş. Bize niye soruyordu? A kaçtır diyordu. A ne kadar güzel bir şey değil mi? O zaman cevabımız E olmuş oluyor. Evet arkadaşlar 8. sorumuza geçiyoruz. 10 tane soru çözme planı var bugün. Yani 8. sorudan sonra 2 tane sorumuz daha kalıyor. Evet. Şimdi burada 3 tane bakın fonksiyon verilmiş. Bunlardan hangileri her A ve B gerçel sayısı için f a artı b eşittir f a çarpı f b eşitliğini sağlar diyor. Şimdi bunu anlamanın bir yolu nedir arkadaşlar? Fonksiyonları tek tek alıp f a artı b ile f a çarpı f b'yi hesaplayıp bunların birbirine eşit olup olmadığını sorgulamak. Yapalım. Birinci fonksiyon için x yerine a artı b yazıyorum. Ne çıkar arkadaşlar? 2 tane a artı b çıkar. Sağ tarafta f a çarpı f b dediği için x yerine bir a yazıyorum bir de b yazıyorum. Sonra da onları çarpıştırıyorum arkadaşlar. Ve buradan 2 a çarpı 2 b geliyor. Bakın sol taraf dağıtırsanız 2 a artı 2 b olur. Sağ taraf 2 a çarpı 2 b olur. Bunlar her zaman eşit değildir arkadaşlar. O yüzden bu kaybetti. İkinciye bakıyorum. Sol tarafta bakın e, ifademiz f artı b. x yerine a artı b yazıyorum. 2 üzeri a artı b oluyor. Sağ tarafta da f a çarpı f b'yi hesaplamak için x yerine bir a yazıyorum bir de b yazıyorum. Sizce bu doğru mudur? Ne diyorsunuz? Doğrudur arkadaşlar. Çünkü iki tane üstel ifadeyi çarptığımızda ne yaparız? Üstlerini toplarız. Dolayısıyla 2 güzel alıyoruz onu. Üçüncüye bakıyoruz. fx x kare olarak verilmiş. x yerine a artı b yazıyorum. Yani ne geliyor f a artı b'den? a artı b'nin karesi geliyor. Sağ taraftan da fa çarpı fb. fa ne demek? a kare demek. fb ne demek? b kare demek. Peki bunlar eşit mi? E bir bakalım a artı b'nin karesi için bir açılımımız var değil mi arkadaşlar? Bu nedir? a kare artı 2ab artı b karedir. Bu çok önemli bir açılım bilmeniz gereken. E bunlar birbirine her zaman eşit değil. Dolayısıyla 3 de kaybetti. Demek ki sadece 2 kazandı arkadaşlar. Yani cevabımız b olmuş oluyor. Peki. Devam ediyoruz dokuzuncu soruyla. Dokuzuncu sorumuz da bir şekil sorusu arkadaşlar. Bakalım burada neler oluyor bitiyor. Evet. Şimdi bakın iki tane fonksiyon var. fx ve gx fonksiyonu. Bunlar bir noktada kesişiyorlar. f ve g'nin de bazı değerleri verilmiş. Evet. Şimdi bir bakalım bunu direkt açsak acaba hesaplayabilir miyiz? Mesela bu bir bileşke fonksiyon olduğu için içeriden başlarsak arkadaşlar bize f-4 lazım. Burada da öncelikle G2 lazım. Peki F-4 nedir arkadaşlar? Bakıyoruz. F'de 4, 4'ün pardon F-4, 4'ün görüntüsü ne? F bu. Bakın. F-4 nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Güzel. Sıfırı çok seviyoruz. İyi bir sayı. Yerine yazıyorum. Peki şimdi G0 hesaplayabiliyor muyuz? Evet onu da hesaplayabiliyoruz. Ama isterseniz önce şunu yapalım. G2 nedir arkadaşlar? Hmm, G2 bilmiyoruz ne olduğunu ama G2 şuradaki y değeri bakın değil mi? Oradaki bir y değeri mesela ona y diyebiliriz. Peki ne biliyoruz? Fx ile Gx bakın ikide kesişiyorlar. Yani aslında orada şöyle bir güzellik var. F2 ile G2 birbirine eşit. F2 ve G2'nin ne olduğunu bilmiyoruz ama ikisinin aynı değeri alması lazım ki o iki fonksiyon o noktada ne yapsın? Kesişebilsin. Bakın arkadaşlar bu şu eşitlik var ya o kadar değerli ki. Çünkü G2 gördüğünüz yere F2 yazabilirsiniz. E peki bu iyi bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey. Çünkü bakın dışarıda ne var? F'in tersi var. E burada da F var. Ne oluyor? Bunlar birbirini götürerek elimizde 2 kalıyor arkadaşlar. Buradan ne geliyor peki? G0 geldi bakın. G0 artı 2 oldu. Çünkü F'in tersiyle F gitti. Peki G0 ne arkadaşlar? Bakıyoruz. G'de X eksenini pardon özür dilerim. Y eksenini kestiği nokta 7 oluyor arkadaşlar. Demek ki G0'da neymiş? 7'ymiş. E 7 ile 2'yi topladığınızda arkadaşlar cevap 9 çıkıyor. Yani D olmuş oluyor. Evet videomuzun neredeyse sonuna geldik. 10. sorumuzu çözüyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet şimdi bir fonksiyon veriliyor. Reel sayılardan reel sayılara. Bu önemli bakın. Tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi bunlar önemli. Ve x küpün mutlak değeri olarak verilmiş. Bu fonksiyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bire bir midir? Örten midir? Bakın şıkları bir okuyalım. Kafamız böyle bir çalışmaya başlasın. Bununla alakalı düşünmeye başlasın. Hiçbir şey yapmadan önce. Örtendir. Daima artandır. Daima azalandır. Çift fonksiyondur. Evet bir sürü şeyi sorgulayacağız burada. Şimdi bakın arkadaşlar eğer grafik çizmeyi biliyorsak bu çok işimize yarar. Mesela şimdi bunun grafiğini çizelim. Nasıl çiziyoruz? Önce fx'in acaba ben x küpün normal bir grafiğini çizsem olur mu? Olur. Niye olmasın? Bakın şöyle bir kaba taslak size ben fx eşittir x küpün grafiğini çizeyim. Şuna benzer bir şeydir arkadaşlar. Yukarı aşağı gider. Böyle bir grafik. Şimdi mutlak değerini alınca ne olur? x ekseninin altında kalan kısım yukarıya katlanır arkadaşlar simetrik olarak. Yani şu arkadaşı alıyoruz böyle katlıyoruz. O zaman bizim grafiğimiz bu aslında. Yani parabol değil ama küplü bir şekil işte bir eğri yani. Peki bu bizim işimize yarar mı? Çok yarar arkadaşlar. Bakın şimdi birebirdir diyor. Bu fonksiyon birebir midir? Birebir ne demek? Yani x yerine arkadaşlar iki tane farklı değer yazdığınızda y'nin de farklı çıkması demek. Şimdi ben x yerine iki tane farklı değer yazarak aynı y değerini bulabiliyorsam bu fonksiyon birebir değildir. Bu bir bakma yolu. İkinci bir yol arkadaşlar yatay doğru testi. Yatay doğrular çiziyorum. Eğer ben bu fonksiyonu birden fazla noktada kesersem birebir değildir. O zaman bu doğru değildir arkadaşlar. Çiziyorum. Örtendir. Örten ne demek? Bakın R'den R'ye karşıdaki kümemiz R. R'nin hepsini kaplıyor muyuz? Evet x küp olsaydı kaplardık. Ama bakın aşağısı boş kalıyor arkadaşlar. Y değerleri. Olmuyor. Yukarıda bizim eğrimiz. O zaman örtemde değil maalesef. Daima artandır. E bakıyorsunuz bir aşağı iniyor yukarı çıkıyor. Doğru değil. Daima azalan mıdır? Hayır. Bakın burada azalan, burada artan değişiyor. O da doğru değil. Çift fonksiyon mudur arkadaşlar? Evet. Elledik her şeyi. Dolayısıyla çift. Ama niye çift? Çift olmasının sebebi mesela x kare de çifttir. Sebebi şu arkadaşlar. iki tane farklı değer verdiğinizde yani x yerine eksi x yazdığınızda bakın bunu da yazalım kısa bir not olarak. Eğer f eksi x f x'e eşitse ki mutlak değer için bu doğru yazarsanız cevabımız e olmuş oluyor arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyoruz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.